Bir dakika. Başladık mı? 11. hafta. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawm nashuf al-wajibat al-ladhi antum anfastum hilal al-usbu'ayn. الذي أنتم صورتم أو عملتم تصوير سكاين والله ليس جيدة. يعني عشان أنا أرى بشكل جيد أو بشكل وضوح واضح لازم أن تكون تصويرهم أحسن. يعني بعضهم يعني مو واضحة جيدا، ولذلك يعني خليه بشكل جيد. Burada şeyler gözükmüyor. Osmanlı şeyinki gözükmüyor. Bu evet şey yok. Onları ben şey PDF'ten açarım. Şimdi arkadaşlar gönderdiğiniz fotoğraflar ve yapmış olduğunuz taramalar netlik açısından iyi değiller. Onun için biz burada bakıp da bunları yorumlarken bize gönderdiğiniz fotoğraf veya taramalar üzerinden hükmediyoruz. Bundan dolayı yani birazcık daha dikkatli bir tarama ve fotoğraflama yaparsanız, yani dersimiz zaten online, herhangi bir değer kaybı olduğu zaman görselde, görseli biz ona göre değerlendiriyoruz. Ve bundan dolayı da siz mesela yapacağımız sınavlarda dahi bu görseller üzerinden yapıyoruz. Gönderdiğiniz görsel ne kadar kötü olursa biz de ona göre o şekilde değerlendiriyoruz. Benim ricam lütfen görsellerinizi ya çok iyi bir makinayla çekin ya da iyi bir tarama yapın. Buyurun. Good morning. I have seen the homework that were due for today. I want to say the following. The photographs or the scans you are taking of the homeworks are not very visible, are not clearly visible, not net. And this means that what I'm seeing here through these will not be maybe the real thing. They will not reflect what you have really done, the level of performance you have obtained in your work. These scans or photos must be done with a better quality, better machine or better cameras, better scanners, because our course is already conducted online. This causes some light loss of quality, and furthermore, if the scan or the photograph isn't good, it will not really reflect what you have done. And please remember that the evaluations will also be made on the basis of these scans or photos. So please try to have better results, better quality, clearer results. Yani gördüğüm kadarıyla bütün arkadaşlar ödevi bitirmişler. Bundan dolayı teşekkür ediyorum. Bazıları yok herhalde. Kim kaç kişi göndermemiş onu anlamadım. Ruba göndermemiş. Herhalde bir problem vardır. Ondan dolayı göndermemiştir. İlli ara el vacibat kulluhum kamil. Elhamdülillah. Eşkurukum bi ihtimamikum ala hadihi. Bes el nakıs fi ruba yumkin anduhu meşakil ma'raf mu hiye ma erselet. Ruba şey, kusura bakma hocam, sadece bir yaprak yapamadın. Ha ya, olsun o, öyle öylece gönderseydin yine de ya. Bir görseydik. Yani çünkü eksik olduğun için beğenmedim. Yani böyle bir bahçe eksik olduğun için beğenmedim. Ama gerçekten çok yani çok iyi bir vakit yani. Yani çok iyi bir şekilde çalıştım ama göndermedim. Tamam. Şey, yani Robert'ın yani yok dışarıdaydı. Tamam.
Tamam. Sıkıntı yok. Yani artık onları tamamlayacaksınız. Tamam. Tabii. Bitireceğim inşallah bugün. Tamam. All the students have done their homework well. They have sent it in a complete form, except for Ruba. She couldn't complete it. This is why she didn't want to send something incomplete. She says now she will send it. But all of you have completed your homeworks. Ben isim sırasına göre bugün Emel'den başlayacağım. According to alphabetical order, I'm starting with Emel's homework. Emel, Yes, mana, ustaz. Mana, keyfik ustaz. Emel, Alhamdülillah. selamtek, Marida, Naam. selamtek. Allah'a emanet. Emel, yani ke mazhar icmali, cemile cidden. Lav lahast enti kemen. Velakin darabatak muvadaha. Ev yumkin min es-sura yani zey ma hakayt qabl shuwaya yani jayyida yani hu ke mazhar am jayyid walakin izhar darabat al-furshay yani ana araha ka annaha al-kari ma'i يعني نعم، لا هي ضربات فرشاة، ولكن أستاذ أنا يعني حاولت صورتها أكثر من 25 مرة ما كان ظابط معي ما يعني زبطها لما تطلع يعني الصورة يعني حتى عملت لها سكان بس ما طلع يعني سبحان الله. ما بعرف طيب لا كمظهر جمالي لا هو ناجح نعم ولكن طبعا لما كبرتها ما أرى يعني هو تشعير التشعير فيها مو واضحة فهمت قصدي يعني نعم طيب تسلم ايدك يعني عجبني سلامتك دير بالك الله يسلمك خذ الدواء انا كمان كان مشكلة عندي والله يا استاذ هو اعتقد يمكن هي كورونا لانه يمكن كنا مرضى يمكن شكلها كورونا سلام فعلا دير بالك الله يسلمك احفظ اولادك يعني طيب ما هو الاولاد هم المرضون طيب يلا تسلم مع ايدك السلامه نعم سلام bu kimmiş? Yani mesela çok kötü bir fotoğraf, değil mi bak? Mesela azma yani Selamünaleyküm aleykümselam. İngilizce hocam. konuşuyoruz değil mi Ezma'yla? Ezma bak şimdi bana gönderdi bu fotoğraf makineyle çıkıyor, fotoğraf makinesiyle çıkıyor. Ama çok kötü bir şey hem şimdi parlaklığını iyi ayarlaması lazım. Her neyse, fotoğrafı kötü. Bu bir. İkincisi şeyi işte dediğim gibi burada da bir sıkıntı var. Yani şöyle söyleyeyim size. Taramaları homojen dağılmamış. Her tarafı farklı farklı oynuyor. Yani onun için buna çok dikkat etmesi lazım. Burada birazcık koyu, burada. Yani taramaları hiç belli bile değil. Onun için buna dikkat etsin. Bir de tabii yaldız kullanmış. Bunu denemelerini artırsın. Yani ben beğenmedim açıkçası. Dediğim gibi fotoğrafında da sıkıntı olabilir. Yani kıza zulmetmeyeyim buradan. Ama gördüğüm kadarıyla başarılı bir tarama çalışması değil. Tamam. Doctor Devam. Pinsir says that there are three points actually. The photo, first of all, is not a good quality photo. It is kind of blurred up because it seems you took it with your camera from above the work, from above your work. You took it with the camera, but the details are not visible. So this, what he said for the other students as well, ought to be taken with a better quality camera or otherwise, or a scan. This is why the following and other evaluations he would make are perhaps, he says, due to this blurred low quality of the photo. And these are the two other observations. The sweepings with your brush are not homogeneous, are not balanced throughout your work. Meaning that at some places they are darker, at some places they are lighter, the brush strokes are not balanced.
throughout your work. And also maybe, as I said, partly due to the quality of the photo, but in general, he has this observation. So you pay attention more to doing the same kind of sweeping with respect to dark, light, the strength of the brush strokes. Whether you press the brush or not, this will be evenly distributed throughout your work. The third point is you have used gold paint wood. About this, he says, you better exercise more on the use of the gold paint. So in general, this work is not as successful as he would expect from you, as he knows you would be able to do. Yaldız mı kullanıyor? Bir de onu bir sorsana. Yaldız kullanıyor herhalde. So is it true now the professor asks that you are using gold paint? Yes, this one is in gold paint. The last previous ones were in real gold. But Fatma Hanım, I don't understand the third point that Hacım has said. Yes, I asked. Okay, for more detail. Evet dedi, bunda yaldız kullanıyorum. Diğer the third point only. Nerede, yukarıda mı? Daha öncekilerde hakiki gold kullanmış. Fakat bu fark şeyi etme. Tam anlamadım diyor. Üçüncü noktayı, hani yaldız denemelerini çalışmaya artırsa. Bak, şimdi bu kadar büyüttüm, bak dikkat et. Yaldız. Burada herhangi bir gölge şey yok. Derin bu pardon. Şey dedik ya, burada bir tedrici bir şey yok. Taramayla beraber burada ne yapacaktık? Altını yoğunlaştıracaktık. Onlar gözükmüyor burada. The third point is as follows with more details, you're right. It is the sweepings are not visible, not seen. Why not? Kendisi de görüyordur bak zaten. You would be seeing now. There is no gradual progression. You were going to make lighter brush strokes first with less paint, less load of paint. Yani şurada azıcık var bak, görüyor musun Zeynep Hanım? Bak mesela çok az var. Ama o da geçişi gözükmüyor. But even here the gradual progression is not seen, is not clearly seen. It's burada, more visible. Burada önemli olan bütün içerisindeki o dengeli dağılımdır. And this thing what he says about şimdi, a single leaf bak, must be şuradaki yoğunluğu visible. Görüyor musun? For instance here it is dense. There is a lot of load. For instance all of ama buraya but geldiğim here, zaman hiç yok. Not at all. Yani and yalnızca böyle bir şeyli var. More balanced. At some places it is dark, at some places it is very light. Onun için hepsinin şey olması load lazım. Load of gold paint you are taking to your brush, you are painting one petal, you pass from dark to light or from light to dark. But this thing, this level of progression and this level of the dark and the level of the light each time must be evenly balanced throughout the whole artwork. Yani arka gönderdiğimiz örneklere birazcık daha dikkatli baksın. Examine more meticulously, more carefully the samples that we had sent. You will also understand it and you will see it from your own work, he says. Besmeye geçelim. Var mı sorusu Ezmen'in? Would you like to ask it? Thank you. Yes? Tamam. Should I put another scan the work and send it again? Okay. Yani aynı üstünde hatalar yoksa, bu bahsettiğimiz hatalar yoksa, yani bu bahsettiğimiz şeyler nakısalar varsa gerek yok. Düzelsin ondan sonra göndersin. If these points that I'm mentioning are due wholly to the low quality of the scan, yes. But otherwise, if you are noticing you to these points that I have mentioned, meaning there is no gradual progression and that you even out this balance, this progression throughout your work, then correct it, and then scan it. If there is no such thing, yeah. It is wholly due to the low quality, then don't tamam. It again. Thank you. Besme? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ehkimak bil arabi ha? Ya.
كمظهر إجمالي جميل عجبني جدا وعمل مكتمل والزيادة وأشكرك من هذه الناحية ولكن يعني هو تدرج جيد ولكن ضربات أو كيف أحكي لك لو نظرت إلى هنا يعني هذه التشعيرة الموجودة إلى هنا خليها شوية يعني كيف أحكي لك شيء yukarıdaki geçişe çok fazla İngilizce ne diye nasıl söyleyebiliriz onu Arapçası aklıma gelmiyor yani fehmt kastı a yani o ceyde kemazhar keman cemile acebini o tevzi yani homojen yani o kullu emakin nefs derece o ceyde bas هنا بس شوية في مشكلة ولكن لو يعني لو كبرت ترى أنها شوية خلينا تشعير الذي أنت عملتها بالضربات في شيء خفيفة يعني أو تنقل إلى الثقيل ماشي تستميدك عجب هو أستاذ التشعير يكون أرفع لكن الوقت قصير إيه أسبوعين أسبوعين يا أختي أسبوعين أنا عندي وجه قديم طيب جيد شكرا أستاذ شكرا فاطمة السلام عليكم أستاذ الصورة مو واضحة فاطمة شوف شوف كبر شوف شوفي أكبرها يروح إيش اسمها والنت ما يا وضوح نعم ولذلك ما أقدر أحكم عليها من هذه الصورة على كل حال هو كمظهر إجمالي جميلة يعني ولكن طبعا ما أقدر أحكم فيها أشوف كمان يعني صعب جدا ليس واضحة شوف لو أنا أكبر أنت ترى يمكن راحت الريزوليشن على كل حال جيد يعني بدي أرى في ضربات الفرشاة موجودة أو مو موجودة حاليا أنا أراها مو موجودة يعني من الصورة أراها ضربات الفرشاة أين هو يعني هو كأنها أنت عملت لون واحد أرضية بعدين غمقت الفوقانيات كلها يعني يبدو ان هذه الصوره الاوضح لكن يبدو انها غير جيده لا لا خلي يعني خليها صوره احسن هي صورتها بالهاتف الجوال اذا سكاين اعملها سكاين نعم اعملها نعم. سكاين نعم. يعني خلي يعني هذا المحاضرات مهمه يعني انا احكم على عليكم بهلال واجباتكم والواجبات لو يجي عندي أمامي بهذا الشيء أحكم عليكم بالغلط يعني فهم قصدي؟ أعيد إرسالها مرة أخرى؟ لا داعي لو أنت يعني من الصورة أنا ما أعرف أنه ناجح أو مو ناجح لو أنك مقتنع أنك هذا الواجب ناجح خلاص ما تعيدها ولكن أنا أرى هنا ضربات الفرشاة مو واضحة يعني أنت عملتها كواتر كولر عملتها أرضية بعض الأرضية غمقت الرؤوس أو الأوراق الأسنان الورق أو ضربات الفرشاة بضربات الفرشاة بدأت باللون الفاتح ثم بدأت بالتغميق تدريجيا هل برأيك اللي أمامي ناجح؟ الصورة للطفل الواقع طيب إذا شوفي أنت ماشي أو أعمل سكاين جيدا يعني في نهاية الدورة ترسلهم بهذا الشكل إن شاء الله عشان ما نحكم عليكم بالغلط değil mi çünkü ben önümdeki resme göre şey yapıyorum siz de anlatın resim bana ne kadar net geliyorsa ben ona göre not vereceğim onun için gönderdikleri ödevler çok önemli ya tekrar edeyim mi dedi bana ben dedim eğer ödevin başarılıysa tekrar etme
Ama ödev başarılı değilse o zaman tekrar et tabii ki dedim. Çünkü biz ya şimdi buna artık gayret etsinler. Yani şimdi yazık günah bir emek harcıyoruz. Sonuçta devrenin bitiminde yani bu birinci dönem bitiminde bir ödev vereceğiz ve ödevin yani imtihan edeceğiz. Yani bitirme projesi vereceğiz. Bunlarla beraber arkadaşlarım sınav yapacağız. Elimizdeki yani biz birebir karşılıklı çalışmadığımız için yani elimde done yok. Olmayan doneyi ben buradan bir görsel üzerinden değerlendireceğim. O görsel benim için önemli. It's again the same thing here too, the same case. The professor says, insists that please you spend some efforts here to improve the quality of the scans or photos you are sending, because I don't have any other means but to evaluate, make my evaluations on the basis of these scans or photos that you are sending. At the end of the term also there will be a homework. It will serve as the basis for the evaluation, for continuation to the next term. For all these reasons, because also considering that maybe your work is better than what I'm seeing here. Nasıl So güzel please gözüküyor make değil mi fotoğraflar? further effort to improve this quality. Tamam. Fatıma Betül. Esselamu Ve aleyküm selam. Ahki mak Arabi. İngilizce mi? Tamam. Şimdi bir, zemin kağıdı seçimi yanlış. Bu tip kağıt zeminler tarama ve halkarda zorluk oluşturur. İstenilen şekli vermez. Dikkat et. Burada bir kabarıklık var. Onun için buna dikkat etsin. First, the background paper you have, the medium you have chosen is not the best one, is not the correct one for this type of work, with this type of work, meaning for halkari and for sweeping work. This type of paper is not appropriate because it is a textured one. It has bumps and holes. This is why it creates you a difficulty. It poses hardships in such sweeping and halkari work. Fatıma da aynı hatayı yapmış. Şeyde bir homojen dağılım yani birincisi şu. Resim çok kötü. Gönderdiği resim bize kötü. Yani ben baktığım zaman bir şey anlamıyorum. Tamam mı? İkincisi homojen bir dağılımı yok altınların. Bazı yerlerde çok kuvvetli kullanmış. Mesela şu yaprağı büyüteyim anlayacaksınız. Şimdi bakın şu yaprağı büyüttüğüm zaman görüyor musunuz? Yaprağın şuralarında ve taramaları da o kadar net göremiyorum. Yani vardır büyük bir ihtimalle taramalar ama biz göremiyoruz. Again, the same thing as in the case of Fatma's homework. The same thing, the quality is not good enough to show me what you have done. Maybe he says yes, probably there are the sweeping work is there, but maybe I cannot see it due to this reason. And another point is that the whole paint is not distributed evenly. The shadings, the sweepings are not distributed evenly with respect to the load of paint. The leaf that he has shown towards the bottom, if you see on the left side of the main stem, the of the artery of the leaf, the leaf is very bright, dark gold paint. However, at other places, the darkness is not the same. So the homogeneous, the balanced distribution of the paints is not there. And pay more attention to this, he says. But maybe again he repeats, it is also that I'm not seeing it as I should due to the quality of the photo of the stem. Soracağı bir şey var mı? Is there anything you would like to ask Sorusunu merak professor? ediyorum. Bak kağıdı yanlış bir kağıt olduğu için zorlamıştır. Hak veriyorum kendisine. Ne kullanılmış? Yaldız kullanmış herhalde. He says the professor, the result is not as good as it could be if you had used the correct, more smoother
hard press smoother paper. So this made your task more difficult. He knows this. Bir de bunu niye böyle gönderdi? İmzayı niye buraya attı? İmzayı buraya atacak. Başlangıcı burada. Also, the signature, you should put it to the left because the starting point of the design is this point on the left side he is indicating. So you should put the signature to the left bottom side. Did you use gold paint for this? Is it gold paint that you used? Yes, it's gold paint. Senin her söylediğini anlıyor mu? Do you understand everything I am saying? Do you hear or understand? Ben merak ediyorum. Evet. Hatalarını anladı mı? Evet, gold paint var. Did you understand my points? He says, what points I made? Yes, I understand. Very good. Tamam, teşekkür ederim. Thank you. Welcome. Çünkü şey, yani ben anlamalarını istiyorum. Eğer şeyse sıkıntı, şimdi şöyle bir durum var. Belki Fransızcaya daha yatkınlar. İngilizce, evet yani. Ha, İngilizce, tamam. Kate. Naam. Kate, naam dedi. Evet. İngilizce, İngilizce konuşmuyor muyduk biz? O senin. Evet. Aynısı senin için geçerli. Yani birazcık daha şey istiyorum. Daha güzel bir fotoğraf. Yani buradan parlamış, burayı etkiliyor. Bak dikkat eder misin? Bak şöyle yapayım sana. Şimdi burası parlamış. Parlamadığı için şurayı etkilemiş şu alanı. Burası koyu kaldığı için hükmedemiyorum ama genel görüntü güzel Kate'in. Onu söyleyeyim. Şeyler belli. Fırça darbeleri belli. Yalnız çok yoğun kullanmış. Yani belki darbeler birazcık daha nahif derler. Böyle daha böyle latif, latif demeyelim de daha ince çekilebilirdi. Daha yani o vurma şeyleri daha ince olabilirdi. Birazcık bana kalın geldi. Değil mi? Yaldızdan da kaynaklanabilir bu. Altın tabii altın olunca daha iş değişiyor. Ben altını şimdi öğrencilere acıdığım için ben şey yapmıyorum. Şey bak doğru koymuş Kate imzasını. Doğrudur. Bu eser bu şekilde bakılması lazım. Dağılımı güzel. Bir şurada fazla bir yoğunluğu var. Görüyor musun bak? Tam şurada bir yoğunluğu var şu hatayı da. O da normaldir çünkü üst üste geldiği için. Yani şey yapmasın, şaşırtmasın insanları. Bu tip yoğunluk var ama buradaki bak dikkat edersen. Şimdi bak büyüttüm. Görüyor musun? Şuradaki dengeyi ne kadar bunlar fazla. Eğer fotoğraf çekiminde sıkıntı yoksa bu fazla. Buradaki homojeniteyi bozuyor. Düzgün mü kullandım o kelimeyi de bilmiyorum ama yok. Her neyse. Tamam, bu kadar. Kate'e bu kadar yeter. Kate, in general, your work is well done. It is nice, good. The same thing applies to you, the photo or the scanning. For example, on the top right corner, there is light, light coming, which affects, of course, the upper right part quarter of the work. It makes it brighter, which makes is it difficult to judge. So there being brighter is due to this light. Normally the whole thing is more balanced. This he wants to say. In general, it is fine. Now relating to the brush strokes, they are good and correct and visible. But at some places they are too kalın olduğunu söyledik değil mi? Even. Kalın. However, at some places they are too much load of paint. He showed the tips of some leaves. But now he is saying, again repeating the following, the brush strokes are visible, yes, but they can be finer, lighter, more delicate. Ya o darbeleri vurunca, darbelerden geçiş yukarıya doğru böyle birazcık şey olsun. Yani o kadar
sert olmasın. Yedirsin birazcık. For example, he means what he means by this. For example, birazcık da boşluklar bırakırlarsa daha tatlı olur iş. Boşluk bırakmamışlar yani o kadar. When you are making one brush stroke, let's say, you put the point, you press the point of your brush. While you are passing from this pressing onto leaving your leaving it to a lighter, do it more smoothly. Don't pass from this one pressing of the first pressing of your brush stroke to raising your hand. Don't pass from the first one to the second one abruptly or suddenly. Do it more smoothly and slowly, more transitionally. This is about one brush stroke. Kate, so denemelere devam etsin. More delicate. Continue your exercises. Evet. Continue these trials. Also, he says in general, you and the other students could leave also some empty blank spaces at places if whenever it suits. You could also leave some spaces. Relating to your signature, it is placed correctly. What he said about these certain leaves, their points are too much loaded, too dark compared to other places. This I said, but relating the final point was about the satay flower on the middle left side. There it looks too dense. Actually, he says it is normal because the design there is like the motif is like this. Or maybe he says this is due again to the scanning or the photo that I'm seeing. It's too dense there, but it's normal. He says the due to the motif itself. Its tips, the tips of the petals there, are too dark with respect to gold plate. He says. Geçiyorum. This is all. Sorusu var mı? Do you have any question? No, thank you. Tamam. Okay, thank Hadi you. Geçtik. Bu kimdi? Bu kimindi isim? Meryem. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Meryem. تعرف هذه الأماكن أحسن. بعض الأماكن صار ذهب أكثر يعني ما أرى كأنها كلها ذهب. شوفها هنا ما أرى يعني أين ضربات الفرشاة كأنها مملوءة بالذهب ولكن هنا شوف هاي ناجح هاي ناجح ولكن هاي فهمت؟ ما في نعم خليه اترك يعني مثلا هنا شوف في حركات ولكن أين التدرج يعني كأنها مسطح نفس الشيء مسطح أنا وجدت نعم أستاذ كنت أريد أن أسألكم وجدت مشكلة بخصوص استعمال لون الذهب الواش يعني عندما أشتغل على مثلا منطقة السفلى وأنتقل إلى المنطقة العليا من التصميم الذهب اللون اللي وضعته في المنطقة العليا شوية يا ولد خليك شوية شوية عشان أفهم تحكي سريع شوية شوية والله شوفي وأضع اللون مريم مريم أنت ناجحة اللي عملت هنا اللي عملت هنا ناجح المشكلة شوف أين خربتي هنا خربتي هنا خربتي فهمت قصدي ولكن يعني عندك فكرة يعني مثلا من هنا يعني أنت لازم تترك مساحات يعني انتقال إلى انتقال يعني أنت عملت كلها نفس الدرجة ومو مو كلها هذا جيد ولكن يعني ليس المطلوب يعني هذا ليس مطلوب نعم ولذلك ركز على ضربات الفرشاة حاضر
Hal fi sual anki yani fi sual mesela şu fi. Ana lav fi mekanik rakkaztu huna hazi al-asnan ekter min al-ekter yani hazi al-amakin lazım kulla hafif cidden. Hatta lazım an tekuna ardiyye vadaha. Maşi? يمكن من الصورة كمان ما أعرف يعني ما أريد أن أحكم عليك مباشرة ولكن أنا أرى هذا الشغل كأنها نيجاتيف شفت تحرير حواضي يعني فهمت؟ يعني ما أراها بضربات في الشاي كثيرا يعني في تقنيات أخرى يشبه كثير طيب Affan, affan. Şimdi bizim bir şey var. Bir müzeyip arkadaşımız var Türkiye'de. O böyle yoğun bir teziple yapıyor. Hatta altını her tarafta kullanıyor. Sanki şey gibi. Hiç belli bile olmuyor. Tarama mı değil mi? Tarama değil zaten. Yani birkaç teknik kullanıyor herhalde. Onun için belki onlardan etkilendi. Hedefimiz bu değil ama. Bizim fırça. Evet. Bunları geçiyorum. Mevlüde bu. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bu eski ödevin zaten. Kenarlarını ben yapamamıştım. Zamanla yapmamıştım. Onları tamamladım. Tamam. Şey şahı benekler koymuşsun. Nakşı benek. İsmini bilmiyorum. Nakşı benek mi? Biz benek yani buna çintemani diyorlar. Şuradaki şeylere. Şu anda meşhur olan ismi bu çintemani ama bu çintemani kullanımı bir Aziz Doğanay'ın makalesi var. Eğer okursanız orada bu nakşı benek ve çintemani ile ilgili yazın bir yere. Bence bunlara biz benek veya nakşı benek demek lazım. Bir de böyle üç noktayı koymuşsun, güzel koymuşsun ama bence birazcık diplere yapıştırmadan koysaymışsın daha güzel olurdu. Veya tek noktada geçebilirmişsin. Eline sağlık, güzel olmuş. Tamam. Evet, bir de buna bu bak ya fotoğraftan ya da şeyden bak çamur gibi duruyor gördün mü? Ne kadar tarama kötü duruyor. Tarama bunu iyi şey yapamadı hocam. Yani bu tarama mı şimdi? Yaldızdan dolayı. Yaldızdan olabilir. Şimdi o taramayı yaparken ayarlarına bence bir baktırın. Yani şu anda hiç böyle bilmiyorum. Sınıfta da arkadaşlar bakıyor ama ben şimdi gözlerimde biraz problem var. Benden mi kaynağı ama yakında problem yok. Bir bulanıklık var yani resimde böyle netlik yok. Tabii. Evet. Şimdi Mevlüde altın dağılımına baktığım zaman homojen bir dağılım yok dikkat et. Yapraklarla motifler arasındaki dengeyi tutturamamışsın. Motiflerde daha çok yoğun bir şey var. Onu dengelemen lazım. Şimdi yapraklardaki mesafeler daha fazla. Daha fazla olduğu için yapraklar daha az gözüküyor. Motiflerdeki mesafeler yani o intikal dediğimiz işte merkezden itibaren başlayan intikallerde mesafeler kısa olduğu için oralarda daha küçük darbelerle yapmak lazım ki o zaman yapraklarla dengeyi kurabilesin veya yaprakları artıracaksın ki o zaman güzel olmaz ama dikkat edersen mesela buradaki şu hatayının yoğunluğuna dikkat edersen çok fazla. Mesela bak şimdi şuradaki yapraktaki yoğunluğunla buradaki yaprağındaki yoğunluklar da eşit değil. Kastettim anlıyor musun? Onlar da yakın birbirine yakın olması lazım. Ya yaldızla ilgili biraz sıkıntı yaşıyoruz. Ama ben de size acıyorum. Altın kullandırmak istemiyorum. Onun için yani yaldızdan da netice alınır. Bu şemsenin yaldızları yani reklam yapayım hadi. Yaldızları iyi gibi. Onlarla denemenizi devam ettirin.
altını Hocam bir de geçir. boyadan sonra yalnızına yapmak yani çok sıkıntılı oluyor. Evet. Alışana kadar bu sefer de desen gitti. Ya Şu, onun istediğim evet. homojenliği tutturamadım. Şimdi şöyle yapabilirsiniz, bakın aklınızda olsun. Şimdi sulu boya biliyorsunuz incedir. İlk önce bir sulu boya çalışması yapabilirsiniz. Yani bu deseni bir açık zeminde koyu renk sulu boya renkleriyle yaparak o taramanın zevkine de varırsınız orada. Çok ince ince olduğu için ben mesela ilk önce buna çalışmadan önce bir sulu boyayla çalıştım bunu. Mesela sulu boya çok incedir. Guaj boya onun ortasında birazcık daha kalın gelir. Yaldız daha da kalındır. Şimdi onun dengelerini yani elinizi iyice alıştırmanız lazım. Fırça ve boya dengesini sağlamak için. Bir de ne kadar yaparsanız o kadar eliniz gelişir. Tecrübeniz artar guaja. Hatta kendinize göre tarama biçimi geliştirirsiniz. Tamam. Şunları bir Bir sorum var. söyleyin, buyurun. These are important points for all the students actually. Here, for example, based on this example, when I said for some of you that parts of it, some of the motifs are denser, colored denser, darker, and some are lighter, there is something to observe here. For example, the flower on the right side in the middle, the Hatayi flower, has dark gold paint in it, as you can see, compared to the leaves, which are all over surrounding it. One reason is that the surface to be painted inside the petals of the flower are much is much smaller compared to the surface available in a leaf. The leaves are big. So what has to be done to avoid this flaw, let's say, to make it more balanced all over is that with a smaller surface like the flower's petals, you need to make lighter and smaller brush strokes compared to what you are making to paint inside a big leaf. Here the surface is wider, so you can make wider, larger brush strokes. In a flower, in the small area available in the flower's petals, you need to make much smaller brush strokes. He says also, the professor, the following. Gold paint, of course, this is for all Hadi the geri gelin students, mi? is difficult to work with. Because gold paint, compared to, of course, to acrylic or to watercolor, is much denser. So it is hard to work to make shading and sweeping with it. So you could work first with watercolor, which is very thin. You can do this work with watercolor, which I have done myself. For instance, you can use a light colored paper and dark watercolor to also enjoy the sweeping work, which would make it more pleasant for you because it is easier to work with watercolor, which is thinner. Watercolor is the most thin among all of them, then comes gouache and then the gold paint. To enjoy sweeping and to exercise, to learn and to develop your own way, your own method of sweeping, you can work first with watercolor. Evet. İşte Naima, Nizar. Evet hocam. Evet. Naima, arkadaşlar nasıl söyledi? Yani Türkçe mi konuşayım? Anlıyor musun Türkçe mi? Tamam. Şimdi bak, arkadaşlarınız söylediğim gibi, yani bilmiyorum, ya birazcık daha net olabilirmiş fotoğrafın. Şimdi bak, şimdi burada görüyor musun? Çizgi değerleri Evet hocam. herhangi bir farklılık yok. Neredeyse aşağı yukarı bir. Şuradaki bunu birazcık daha fazlalaştırdığın zaman
şu çok güzel. Şuradaki şeyleri birazcık daha fazlalaştırsaymışsın, anladın mı? Ben bu şekilde boşlukların bırakılması hoşuma gidiyor şeyde, taramada. Yani hepten doldurmaktansa zeminin bırakılması ona bir başka böyle bir güzellik, bir tatlılık veriyor. Her tarafı doldurmak değil burada. Önemli olan dengeli olarak her taraf. Bak mesela bu dengesiz. Şimdi bak bir denge kuralım burada. Homojen bir dağılım yok sende, Naime. Bak şimdi buna bak. Bir de buna bak. Nerede taramaların? Nerede zeminin? Bak burada birazcık var, bak görüyor musun? Ne kadar güzel gözüküyor. Alttan gözüküyor çünkü. Anladın mı? Bunlara dikkat et. Bak mesela bunlar olmamış. Yani burada mesela şimdi bak burada da güzel var etkilerin ama şeyi bozuyorsun. Birazcık daha ince çekebilirsin tahrirlerini. Kalın çekmişsin buralarda. Tamam mı? Birazcık daha ince çekilebilir. Boya biraz kalın olduğu için. Evet. Yaldız değil mi bu da? Evet, yalnız. Tamam. Daha iyi olabilir. Yani çalışmalarına daha devam et. Boşluğa örnek olarak şunu bir söyleyeyim, değil mi söyleyeyim? This is in this homework, this is an example of the blank spaces the professor just mentioned a while ago. Within this flower, you can see that there are spaces left without painting or sweeping. He says this adds beauty. This is nice looking. Yani o zemini hepten kapatmak değil. The aim Zemin hafif gözükecek. is not to color the whole surface. The surface should be discernible. So you leave these blank spaces at places wherever it is suitable, so that the background be Şimdi nasıl şu noticed. koyu zemin var. Ondan sonra taramalar başlıyor hafif. Ondan sonra koyuluk geliyor. Bu güzel. Yoksa bütün zemini kapatıp da tarama yapıp da her tarafı altınla bezemek değil. O degrade geçişi güzel göstermek güzel, önemli olan. The aim is not to cover the whole surface with paint. Here there is, for instance, this dark background. On it you start lightly and it becomes dark again with your gold paint. This adds beauty. Evet, Naima şimdi sen şeye dikkat et. Dağılıma dikkat et, tamam? Tamam. Çünkü yapabiliyorsun, yapabileceğine inancın var. Güzel tarayabiliyorsun. O geçişlere dikkat et. Benim gönderdiğim örneklere de iyi bak. Tamam, hadi bakalım. Ben teşekkür ederim. Naim Ezzobi Zeabi bir türlü Selamünaleyküm. Naim el Üzeybi. Daima احكي لي عشان انا ما انسى ماشي الصورة سيئة جدا يا أستاذ، حاولت أن أصور أكثر من مرة حتى أردت أعمل فيديو قصير. شو الفيديو قصير كمان ليس جيدا طيب يا أستاذ Yani وَلِذَٰلِكَ يَعْنِي مَا أَقْدَرْ أَحْكُمْ عَلَيْهَا بِشَكْلٍ جَيِّدٍ لَأَنُّهُ مَا أَرَى يعني كأنها ظل يعني ما في ضربات الفرشاة يعني من الصورة أراها أنها هلكاري عادي يعني هلكاري بالمائي هلكاري مائي يعني هذا ليس بالضربات يعني مو واضح فهمت نايمة؟ سبحان الله طيب هاي الصورة كمان مو واضحة يعني الفيديو يعني ما أرى وضوح يعني هنا ضربات الفرشاة مو بينة زي ما كما ذكرت من قبل كأنها ظل بالذهب يعني فهمت؟ على كل حال أنت تحكم عليها يعني شوفي
مثلا انا ارى هنا لو رايت ارى هنا ضربات الفرشاة. نعم. ولكن التصميم الذي انت ارسلتيها ما ارى. صحيح. فهمت؟ نعم فهمت استاذ. طيب اعملي شيء يعني كيف احكي لكم؟ استخدموا بواتر كولر ماشي على ورق تريسنج او ورق فاتح لا ارضيه فاتحه اشتغل بالواتر كولر يعني الوان مائيه او الوان جواج ولكن انا انصح الوان مائيه احسن لانه خفيف جدا ترى في حركات الفرشاه اكثر ماشي لانه هنا يمكن ما تقدر تحكم عليها ولذلك يعني لو انت مو ناجحه تعيدي هذا او ركزي ما تعيدي يعني امامنا واجبات ونهايه الدوره في واجب كبير ولذلك يعني لا داعي ماشي ماشي استاذ يلا دير بالك هل في سؤال شكرا استاذ عفوا Tabii. Here there was an important point. Here the brush strokes of the sweeping are not visible. You can see that the lines are not discernible. Whereas in the previous homework, tabiri caizse saç kılları var ya orada tarama yapıyoruz. Taramadan kastımız ne? Şu şimdi tarama yaptığın zaman şöyle çizgisel bir hareket var orada. Ha o çizgisel hareketi biz ne çok yumuşak istiyoruz ne çok sert istiyoruz. İkisinin arasında istiyoruz. Zemini kapatmamasını istiyoruz. Ama aynı zamanda bir degrade geçiş istiyoruz. Çok şey istiyoruz. The other Nizar's homework. These strokes are visible. The lines are more visible. The sweeping is visible. Having said that, the professor now adds that this, of course, these strokes like hair, like human hair, must be visible, discernible. But of course not too much. It is not only those that will be seen. There should be a light transmission, a transference from now, for instance, blank spaces to these lines. But these ought to be in a balanced and refined light way, which comes to you through exercising in time. You would acquire this. In time, but pay attention to this. Similarly to hair, it should be visible, discernible, but in a light way, evet. Gradual way. Rosalinda, Rosalind yeah. diyor. S yok Rosalinda. Böyle mi? Rosalind mi diyor? Rosalind, niye göndermiş bunu? Bitirip göndermiş. Yeah. You completed and yeah. sent it. Tamamlayıp göndermişti. Ha, teşekkür ediyorum. Yeah, the professor thanks you. You completed this one and sent it. Güzel olmuş. Onlara da güzel bir hatıra kalmış. Çerçeveletip aslında. And this will remain as a souvenir. You would frame it and hang it on your wall perhaps. Biz özel edebimize gelelim. Rosalinda yine güzel çalışmış. Herkesten fazla çalışmış. You worked well and also more than requested, very well. Gördüğüm kadarıyla Rosalinda taramalar gözüküyor ama yine fotoğraf birazcık daha net olsa daha hoşuma giderdi. Your sweepings, this one is visible, these are discernible, very well. But he says maybe if the photo better quality, more accurate, I would see it more. Şey, yaprakları bak birbirinden ayırmış. Ayırmasaymış daha güzel olur. Yani o geç, yani her geçiş beraber olsaymış daha hoş olurdu. The lines, the borders of these leaves are not that much visible because here they are separate from each other. It would birazcık daha yumuşak çalışsın. Only, birazcık daha yumuşak çalışsın. Çok sert. Strokes can be softer, lighter the brush strokes. Çünkü mesela bak buralarda kaybolmuş şeyleri instance, ve çok places, yoğun, çok yoğun.
mesela şu şuradan bu esasa açık olabilirmiş. This for instance can be lighter. Değil mi? Yani hiç boşluk bırakmamış. And there could be some blank. Ama şeyi anlamış yani şey taramaları belli. Tamam mı? Lines are visible. The hair. Evet. Ama bunlar çok. Evet. Yani bu kadar dibine kadar girmeye gerek yok. It can be more gradual. It comes too much. Biraz mesafe bıraksın. Approaches the stem too much. It can be the passage can be more gradual. Yani burada bu, mesela bak buralarda bırakmış görüyor musun? Güzel olmuş. Ama şu geçişleri birazcık daha yumuşatabilir, biraz sert. Motifler kaybolmuş. Yani o motif içerisindeki parçalar var ya, parçaları birazcık ortaya çıkartmamız lazım. Parçaları şey, hepsini aynı değerde yapınca İşte zemin bırakmayınca bütün parçalar sanki birmiş gibi gözüküyor. In the corner pieces for example, if we don't leave blank spaces and we make the transition more sudden, brisker, and then the motifs are not seen. Each piece, each element of the motif is not discernible. If you observe this as in some places you have done this passage from blank Zeynep Hanım, to gradually to the dark one, but in a more gradual way, then the motifs would be more discernible as well. Şimdi bak, az önce söyledim ya, motifleri, şimdi bu bir yaprak. Yaprağın dişleri bu. Şimdi bunların hepsi sanki ayrı ayrı duruyor. Biz bunları, esasında bu bir bütün. Şimdi onun için bunları sert sert birbirinden ayırmayacak. Esasında bu geçiş işte dediğim gibi aşağılardaki geçişleri birazcık bırakırsa kağıt geçişlerini yaprakları da tek tek değil bir bütün olarak düşünecek. Yani bir bütün olarak taramasını yapacak. Öyle olduğu zaman bu bir tek yaprak ortaya homojen bir dağılım olacak. Burada hepsini kopartmış. Kört yani şimdi başak dalları gibi olmuş böyle başakmış. Ama biz öyle istemiyoruz. Bu yaprağın kendisinin yaprakları bu dişleri. Here the following this about this motif, this leaf. Actually this is not like a wheat stalk on which each piece is separate from each. Yani şu geçişleri birazcık daha hafif yapsaymış. Bak buradaki gibi burada da başlamış esasında birbirinden çok kopartmaya çalışıyor. Kopartmasın. You are separating the elements, each single item of a motif from each other. Each little piece, leaf is separate. Actually these are not separate leaves, these little ones in the corner pieces. They are teeth. They are the teeth of this single big leaf. This is the way we should conceive of this leaf motif. In yours, they are separate. Each one is separate from each other with the borders that you have. Rosalinda'nın üstünde niye bu kadar duruyorum? Çünkü çalışıyor, çalışmalarını seviyorum. I'm insisting so much on your works. Onun için darılmasın yani, bu kadar eleştiri yapıyorum. Onu geliştirmek için yapıyorum ben. Working well, he appreciates it. And to perfect it even more, I'm telling you all these details, he says. To perfect your. Bir şey daha söyleyeceğim, son bir şey daha. So you consider. Helezon sistemine baksın şimdi, bana kendisi söylesin. Helezon sistemi doğru mu gidiyor? So you should consider this big leaf as a single piece, and the little ones as its teeth. And now he's asking also with the same consideration to perfect your good work further. Look at your spiral system. What do you think of it? Evet. Is it correct, nasıl? According to you? Gözü tamamlıyor mu şey sistemi? Does it follow as a whole? Söylesin. Is it a complete spiral? Şuradaki. Bunu demiyorum. In the middle piece, in the middle motif. Can you follow a single whole line, single whole curve throughout this middle piece? Söyle kız. Say, what is your opinion? Can you follow the Rosalind line of a curve? And I think there's a couple of points where it could be improved on. Yeah, bazı bir yerlerde evet kesinti var diyor. Ben söyle, bak burada kırmış, bak burada kırmış. Burada sağda. It is too
Burada hafif sola kaçmış. Şimdi bak. Bu bir yay değil mi bak? Şu yay. Yayı devam ettir. Bak yay nereden geçiyor? Bak yay buradan geçiyor. Şimdi buradan gel. Dön 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 dön. Bak bu dönecek. Burada şurada. Bak görüyor musun ne oldu? Onun için çalışırken helizon sistemini kesinlikle bozmaması lazım. Helizon sistemini bozduğu zaman olayın sihri bozulur. Şimdi biz sanki burada çok iş yapmış gibi gözüküyoruz ama helizon sistemi kötü olursa yani bu oynamaya başlar, köprünün oynaması gibi. Teşekkür ediyorum. Eline sağlık. Güzel çalışmış. Güzel bir çalışma. Daha çok bekliyorum ama. Is good. He appreciates it. This is why he expects more from you. Evet. He likes it. Thank you. Evet, thank you. Süreyya. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ahkimaki bil Arab ya. Şurek. Şulek. Mesajı. Lazım teştegel ektera. Yani شوف يعني اولا طبعا يعني ليس كلهم نفس المستوى نفس الدرجه يعني توزيع الضربات يعني شغل الضربات الفرشاه يعني بعضهم قويه بعضهم خفيفه حتى بعضهم ما فيها ضربات فرشاه يعني كانها نفس الشيء يمكن من الصوره هنا فهمت قصدي شوفي يعني وركزي لا يعني بعض الأماكن موجودة يعني إيش هنا هل أنت ترى هنا ضربات الفرشاة؟ لا صحيح يعني خلاص يعني هنا موجودة ولكن لازم تشتغلي بشكل جيد إيش هذا اللون؟ لون الذهب هذا؟ لون أنت من أين سريا؟ من اليمن. يمن. ليس متوفر هذه الأشياء عندكم؟ لا لا أستاذي أنا هنا في تركيا باسمي. طيب أنت في تركيا إذا يعني لازم أنت تشتغل أكثر. المواد متوفرة خلاص يعني. فيه؟ نعم كل شيء متوفر أستاذي. أنا 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 زعلان منك. يعني معقول ترسل لي هذا العمل؟ شو رأيك؟ أستاذي كان الوقت شوي ضيق أسبوعين حرام عليكم أسبوعين أنا ما كنت موجود طيب إن شاء الله المرة الجاية إن شاء الله طيب شكرا عفوا هلا عثمان بي عثمان var bir de birisi daha vardı kimdi bu şeyde PDF çünkü Osman Assalamu alaikum hocam. Aleyküm selam Osman. Osman ters yapmış. Fotoğraf göndermemiş. Bu PDF. Yani ayarlayamadım dün gece. Yoksa şey yapacaktım. JPEG yapacaktım. Çevirecektim. This is PDF. So it looks the other side. The opposite. He tried to fix it but couldn't. Ya... Bu başarılı bir çalışma. This is a successful work. Aferin. Yani ben memnunum. Bozmasın. Korkum bozacak kendisini. Continue in this way, in the same way. Yani bazı yerlerde şeyler var ama genel dağılımı yani tam benim istediğim gibi kağıt boşlukları var. Motif Rosalinda'ya bak bunu söyle bak şimdi. Rosalinda şuna baksın bak. Yaprakların geçişlerini görüyor musun bak? Benim kastettiğim buydu. O tek tek bütün yaprakları birbirinden ayırmış. Ama buradaki geçişler güzel. Osman'ın geçişleri. There are blank spaces. For Rosalind, the professor wants to show this as an example. What I yani ne demek istediğimi anlaması için söylüyorum yani. And the little pieces you have separated are not little separate leaves, but the teeth of this very single big leaf. These are visible here. These are the teeth. So for Rosalind, I don't separate these teeth from each other by bordering them as if they were separate leaves, but make like this. Osman, بعض الأماكن
شوية وتنكيل إلى تحت شوية يحتاج إلى يعني مثلا هنا مو واضحة كتير. كمان لا تنسى ben İngilizce anlatıyorduk değil mi Osman'a? Osman İngilizce anlatıyorduk. Bir dakika. Ben o zaman Türkçe söyleyeyim sana. Şimdi bak, şunun gelişiyle bunun gelişi bak. Fırçanın izlerini görüyor musun? Bak büyüteyim birazcık daha. Bu böyle vurmuş, bunu böyle vurmuş. Şimdi bu bir bütün olarak düşünsün. Hepsini aynı hizada vursun diyeceğim ama belki de zor olacak. Nasıl olur? Şöyle vurdu, böyle vurur. Yine aynı hesaba gelir. Tamam, orayı karıştırmayalım o zaman. Bir şey yapmayalım. This yanlış anlasın. Yani yaprağın dişine göre bir tarama yapsın diyecektim ama orada motifin duruşundan yani şimdi mesela şuradaki altını birazcık daha eritmesi lazımmış. Yani burada çok sert gelmiş. These are only too perfected. I mean, here the gold paint şimdi, becomes dark. Genel olarak çok iyi. Ben bir şey söylemek istemiyorum. It is very, very good. Yani ufak tefek şeyler var. I'm making these little observations. Ufak tefek şeyler var. Onlara takılıyorum. Bu akıllıca davranmış bunu böyle bırakmakla. Ama şey de yapabilirmiş. Birazcık daha belirginleştirebilirmiş şu hatları. Hatlar çok belirgin değil. Azıcık daha, çok değil. Azıcık daha. Bunu... Evet. Bak burada kastettiğim gibi bak yönlerini görüyor musun? Yani birazcık onu güzel yedirmesi lazım. Yani kopmuş oradaki o üçlü hadise. Eline sağlık Osman. Eline yüreğine sağlık beğendiğim. Altın mı bu şey mi? Altın olması lazım. Bu etki etki altın ancak verir. Altın. Tabii. Yani etkiyi altın verir. Yani şimdi altın kullandırmayalım diyoruz ama altının da böyle bir şeyi var işte. But in general the professor I mean says gold paint of course due to the other one being costly for the host students but here you see that the result of course with gold is much better. Teşekkür ederim. Eline yüreğine gönlüne sağlık. Şey bir de bu vardı değil mi? Tamam. Bu da şey çünkü evet. Heye. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Elhamdülillah, keyfik enti? Elhamdülillah, selam. Allah'ı sellemek. Tislam iyilek. Bes fi... Enti müstacile, ha? Badu lemakin cehide. Badu lemakin... Hek yemiş bir sura. Yani hususen fi hadal merkez. Ha? التقيق كان ورق نعم ورق مطهر وذهب يعني بي عندي شيء يعني هذا كيف احكي لك تدريج هذا يعني هنا جيدة ولكن هنا بعض الاماكن جيدة بعض يعني ما ارى كلها نفس المستوى فهمت ولكن كمظهر عام جيدة ولكن لو قربتها إلى كثير أراها في أشياء يعني ليس يعني فين قصدي ليس مطمئن جدا لهذا العمل طبعا الصورة الموجودة حاليا عندك ذا عن الصورة الموجودة عندي حاليا يا يمكن يعني أنا يعني تدريج الترم واضح جدا عندي في النسخة الأصلية عندك نعم هذا ليس يعني الصورة التي أرسلت إلي أنا سويت سكان على عملت سكان ها 600 دي بي اي ريزوليوشن عالي والله مشكلة هذا ايش أعمل فيها ما أعرف احتمال من التصوير من نقل الصورة من الإيميل إلى يمكن يمكن تفقد الوضوح أصلح أنت اشتغلت بالذهب الحقيقة نعم طيب والله أنا أحكم بالصورة
الورقات جيدة ولكن لو نقلنا دخلنا إلى وحدات صغيرة شوية بتغير يعني إيش اسمها خليها أكثر نومة يعني لازم أشوف طبعا كيف نرتب سيدة نورجان كيف نرتب هذا الموضوع ما أعرف هينين هارجنا var mıydı Nurcan؟ طيب تسلم ايدك شكرا نراك ان شاء الله ان شاء الله الله يخليك شكرا Şimdi hepsini gördüm baktım herhalde. Sınıftakiler var. O zaman biz ders önümüzdeki haftanın dersini verelim. Değil mi? Vaktimiz var. Şöyle yapalım. Altın tabi yaldızdan daha ince olduğu için evet daha böyle rahat çalışılıyor. Zaten son bir ödevimiz, iki ödevimiz kaldı. Şimdi bu sondan bir önceki ödevimiz. Şöyle söyleyelim Zeynep Hanım. Bu ödev ve bu ödevle beraber diğer ödev bizim esas da bu sene yapacağımız dönem bitirme ödevinin başlangıçları bu. Bu ödevle beraber biz şimdi şeye girdik artık. Dönem bitirme şeyine girdik. Burada alıştırmaları falan yaptık. Bu sürece girdik. Şimdi önümüzdeki kitap kabı içi. Bu bir kabın içidir. Şemsesi, salbekleri ve köşe bentleri olan bir yazma eserinin iç kabı. Bu nerede oymuş? Bunu illaki yazmışımdır. Şu anda burada belli değil ama bir bu zannedersem yurt dışından bir müzede yer alıyor. Chesterbeat'te yer alıyor. Bir 16. yüzyıl kabı. Tamamıyla bitkisel yani güllerden oluşan, gül nakışlarından oluşan bir kabımız bu. Dediğim gibi şemsesi, salbeki, buna biz şemse deriz, buna salbek deriz, şuna köşebent deriz, buna da zencerek deriz, şu onu sınırlayan yere. O ikisinin arasında da yine böyle bir serbest bir tasarım var. Eğer dikkat edilirse, şemsede serbest bir tasarım var. Aynı zamanda köşe bentlerde de serbest bir tasarım var. Salbeklerde ise 1/2 bir tasarım vardır. Şemsede salbek arasındaki kalan bölümde ise 1/4 bir tasarım vardır. Bunları özellikle size anlatıyorum ki dönem ödevini bitireceğiniz zaman burada tek olmayan şey dış pervazdır. Yani bir ara pervaz çalışacağız buraya. Onu da siz çalışacaksınız. Şimdi sizden önümüzdeki haftaya şemse, salbek, köşebek, köşebent ve 1/4 tasarımın tahlilini istiyorum. Bu tahlil etmenizi istiyorum. Hocam şey yani 1/4 ama mesela salbeğin tamamı. Tabii. Şemsenin tamamı, köşebentin tamamı, salbeğin tamamı da olur. Yani çünkü çok küçük. Yani evet. Şurası olacak, şurası olacak. Şunun 1/4 olacak. Yani şu köşebenti koyduğumuz zaman şimdi burada tek farklı olan ne? Şimdi şemse burada olduğu için yani şimdi normalde 1/4 böyle geliyor. Ama şemse büyük olduğu için biz şemse şey yapabilirler, motifleri düzeltebilirler. Yani buradaki motifler belirgin değil. Gördükleri örneklere binaen bunlara bir fikir oluşur. Onları düzeltsinler. 1/4 büyük oluyor değil mi? Hepsini alacak şimdi. Tabii şimdi şu 1/4. Evet. Onu şu kadar yapacak. Şimdi bir dakika. Ortadaki tamamını yapacak. O zaman bütün şeyin 1/4'ünden fazla oluyor.
Şimdi şöyle düşünün. Ben burada çizeyim isterseniz size. Bu yaştan sonra da bana neler öğrettiniz. Şimdi bakın bu şunu siyah yapayım bari. Bir dakika. Şimdi bunu şu cetveli nerede? Bunun bir her neyse. Cetveli çıkartayım da. Şunu şöyle yaptığınız zaman bu dörtte bir. Dört değil. Bu bir bölü dört. Gözüküyor mu arkadaşlar, görüyor mu? Şimdi şu şemsiye bu 1 bölü 4'ün haricinde, ben bunu istiyorum. Ayrıca. Tabii. Salbekli şemsiyesi ama bu Ayrıca. 1 bölü Ayrıca. 4'tür yani. Tabii. Aa. Onun tamamı içinde. Şimdi Evet. şemsiye esas da Ama bir bölü çünkü ben doğru tabii, anladım yok dediysen. doğru. Şimdi bakın Yani hem 1 bölü 4 hem tamam. şurası 1 bölü 4'tür. Evet. Ama Ama orada ben şemsiyemiz aşağı doğru kaydığı için, Evet. şimdi şemsiye kaymıyor esasında. Şemsiyenin içerisindeki tasarım serbest bir tasarım. Şemsiyenin içerisindeki tasarım 1 bölü 4 olsaydı buna ihtiyaç yoktu bu açıklamaya. Yani ödevi yaparken bir Evet. bölü dördünü yaparsa şemsiyenin sadece dörtte birini yapmış olur. Değil Yok mi? ama orada nasıl yapacak? Yani Orada 1 bölü 4 tasarım yok. Orada serbest bir tasarım var. Şuradan başlıyor bakın. Şuradan başlıyor. Bu şemsiyenin hepsini Yapacak. Tabii. yapacaklar. Tamam. Dörtte Evet, değil o zaman. siz İngilizcesini anlatın şimdi anladığınız Ya ben kadarıyla. doğru Ortaya anlatamadım. kavgalar çıkacak şimdi zaten. Ben de Arapçasını anlatırım. Çünkü 1 bölü 4 Siz de değil gelin yani. bakayım Yani yavaş yavaş hocam tek tek. sadece kurşun kalem yapacaklar. Şey, tarih Tarih çalıştırma, yetiştiremezler. Çalıştıralım mı? çalıştırma. Tarih. Tamam. Fırça yaptıralım mı? Eksiklerini tamam. Yok yani o işaretli alan nasıl yapılacak? Daha yok Hocam mu? burada da yani hem şemsiyenin hepsi yapılacak hem de bu dizaynı bir bölü dörde yapılacak Evet. onu anlayamıyorum. Birazcık daha temiz Daha sonra çalışmam lazım. köşede altta tamamlanacak. Evet. Yani uyu var. Fırına yani onu ekleyecek. Tahlillerine de dikkat et. Tamam mı? Öbür türlü şey. Az önce Esas anlatacağım. varsa yaparsın. Tabii. Zeynep Hanım siz şey yapın. Anlatın, ben biraz sonra geleceğim. Şemsiye bir bölü dört olsaydı diyor. İstemezdim ama tasarım bütün bu tasarım şemsiyede. Resmi Burada çizemezsin. Zaten değil. Bu o kısmı kısmı bir bölü bölü. Tamamı Geri da kalanı değil. geri kalanı bir bölü dört. şurası Demek bir ki geri, bir bölü bölü dört ama şeyler şemsiyenin tamamı ucuna eklenmiş. Evet. Benle miydi, sizle miydi? Ne hocam? Now this is about Bu hafta homework sonu for next week. Now we are approaching the end of the term. This homework will be the beginning of a process whereby we are going into evaluations based on the homework. This first one of this end of term process is a cover, a book cover from the 16th century. The original work is at Chester Beatty Museum. It is based wholly on floral motifs. This is actually the inside of a cover. It has the şemsiye, the central piece. It has the sarbex, the two smaller motifs going towards the top and to the bottom. These are called the sarbex. And there are the corner pieces. So, what is requested for next week is the following. You will do the outline work for quarter of this cover composition. This means you divide it into four and you consider one of these pieces, which is quarter of it. But you will not cut the center piece, the şemsiye. No, you will do it wholly. So there will be the corner piece, the motifs in between, which are decorating the surface, plus the whole of the şemsiye and the whole of this sarber, which is towards the top, the above one, the top one. So it will not be only 1/4 of the whole composition, it will be 1/4 plus the whole of the central piece, şemsiye, with the small one, also the whole of it.
You will please reproduce this. We cannot split the central piece Şemse into four because it is filled with a free composition. So we cannot break this free composition and apply only one fourth of it. So you will not spend time on doing the whole thing, the whole cover, but do one corner piece with the surface decoration in between and the central piece as a whole. The central piece and its side back, the top smaller piece, you do the whole of them. Tamam. Bitirdin mi? Evet. Anlamazlarsa sorarız. If you have questions, please ask. أنا لحظة لحظة أنا أنهي أولا just moment Only in Arabic now and then we will listen he said first he says the same thing in Arabic هذا الواجب الجديد لأسبوع الجاي هذا جلد من القرن السادس عشر في في متحف دبلن تشستر بيتي عثماني هذا الجلد جلد من الداخل ليس من الخارج أطلب منكم تحليل الربع تحليل الربع يعني هذا الربع بدي تحليله يعني يمكن أنتم تعرفون إحنا نسمى هذا شمسة صلبك والكشبانت وبينهما في زخرفة هذه الزخرفة ربع ربع لأنه متكرر أربع مرات الشمس هنا أساسا في داخل الشمس تصميم حر ولذلك لازم إحنا نحلل هذا التصميم كاملة يعني هذا واضح هذا المكان واضح ولكن هذا مكان ليس واضح لأنه هذا ليس الربع ولذلك أطلب منكم كمان الشمس التحليل يعني هذا المكان هذا المكان والشمس تحليل وعلى دفتر لأنه هذا الواجب والواجب الجاي ستكون نهاية الدورة واجب نهاية الدورة أنتم ستصمموا من أنفسكم متكون من هذه العناصر إن شاء الله مثلا لحظة هذا الواجب والواجب الثاني والنهائي أساسا لهذه الدورة هذا هو أساسا ونهاية الدورة أطلب منكم تصميم بـ A4 بحجم A4 متكون هذه الأشياء شمسة صلبك كشبنت والزخرف والتزيينات الداخلية والإطار خارجي بالسلاسل هذا هو سنتيم يا فرق etmez سلبنت بالبلو 2 او istedi yani önemli değil tamam about this little salbeck the little piece above the şemsi You can divide it or do all of it. It's all right. So normally you would make the quarter of the whole thing plus only the şemse. Şey söyleyelim. Meaning that motifleri produced the half of the sarber, which is okay. Zeynep Hanım, motifleri görebildikleri noktaya kadar şey yapsınlar. Eğer göremezlerse diğer motiflere yani buradaki içindeki motifler var ya şuradaki motiflere veya önceki gördükleri motiflere benzeterek düzelsinler. Yani burada çözemediği motifler var olabilir. Yani bilemediği motifler olur öğrencilerin. Onlar ne yapsın? Oradaki yandaki daha belirgin olan motiflerden bir tanesiyle değiştirsinler. Önemli değil. Önemli olan, burada önemli olan sistem tahlili. Nasıl yakıştırmış, renkleri nasıl kullanmış. Bak mesela bordoyla altını kullanmış. Zemin böyle hafif böyle şey gibi duruyor. Yeşil gibi duruyor. Böyle şey yeşili gibi falan. Üstünde altın yani. Bunlara dikkat etsinler. Tahlil demek yalnızca şey demek değil yani.
Sonra şemsiye içerisindeki kullandığı motiflerin hacmi. Ya şimdi ben tahlil deyince ben öğrencim bunları anlıyor zannediyorum. Şimdi mesela şemsiyede köşevetlerin içerisindeki kullandığı unsurlar, aradaki kullandığı unsurlar bunlar çok önemli. Tamam. Sualleri varsa alalım arkadaşlardan sualleri. Şey bu fark etmez. Hayır, hangisi A4? A4'e çizersek motifler küçük demişti. Yok yok, bu fark et. Nasıl şey yapsınlar ya, iki tane yapsınlar fark etmez. Şeye çalışacaklar ya. Hocam A4 kullanacağız. Nasıl? A4 kullanacağız yani. Fark etmez, bu şey var ya, karalama defteri, sketchbook. Sketchbook'ta kullanırız. Yes, A4, but you can also use the sketchbook, your sketchbook to produce. Ama tabii yani göndereceğiniz ikisi de olur. Sketchbook'u da gönderin. Nasıl bir çalışma yaptığınızı göreyim. Şimdi geçen Osman göndermişti ya Ruba. Hem şeyi göndermişti, karalamalarını göndermişti, hem de temiz çalışmalarını göndermişti. Siz de öyle yapabilirsiniz. Yani göndermenizde bir sıkıntı yok. Biz onları alıyoruz zaten. Ben her ikisini de değerlendiriyorum. Hoşuma da gidiyor. Çünkü şeyi görüyorum yani karalama defterine yapmış olduğunuz karalamaları da görmek istiyorum. Onun yanında şeyi de istiyorum. Temiz bana hocaya sunacak ya. Hoca böyle güzel güzel görsün. Değil mi? Şunları söyle. Tabii. Hocam. Sen hepsini söyle. ben de bir su içeyim o zaman. Yeah, the important thing is the following. With this homework, we are emphasizing the analysis of the system, the whole system. What does this mean? The colors, for example, pay attention to this. The artist has used this dark red with gold over a background which is kind of dark but kind of greenish. This means that we are not only paying attention to the shapes of the motifs, the proportions, etc., but also to other elements relating to the shapes. For instance, pay attention to what are the motifs inside the chemise, inside the corner pieces. Here, inside the chemise, the motifs are not clearly discernible sometimes. So if you cannot analyze it clearly, you don't understand the motif, the motifs that are filling in the chemise, you can be inspired by the others within the corner piece, or the others one that are filling the space, the dark greenish or dark bluish space in between. What are the motifs used there? Or you can be inspired from earlier homeworks samples to complete your understanding of the elements, the motifs inside the chemise, which are not clearly visible. This will be an analysis to be done on A4 for presentation as homework. But I mentioned sketchbook, it was for the following. Aside, along with the A4 final presentation, you can also send your sketchbook, what you have done on that page. I appreciate this, to see how you have exercised, how you have prepared this final thing. If you want, you can also send it along with the final one, but this final one you should send it. So just to repeat, this will be done on A4. What will be done on A4? A quarter, one fourth of this inside cover composition, this artwork, one fourth. But you will do the chemise, the central piece, as a whole, in its entirety. Because it has a free composition that cannot be broken or divided into pieces, that cannot be split. So you do the quarter of it, and you do the whole of the chemise. The salvettes, the little ones on top, you can do half of it or whole of it, it is okay. So this will be done on A4 in a clean manner, and this is the homework. This will be an outline. Tamam. This is the homework. Sorusu olan var mı? There was a question. Please ask if you have any. O ödevle ilgili sorusu. Sorry.
in pencil just the system of the drawing or the detailed drawing of each photo? Yalnızca şeyler, yalnızca kalem. Yes, only with a pencil. Evet. Yes, what was the second part of the question? Ben sanki tahrik demiştim. Do we have to mark the, you know, when we are analyzing the drawing, yeah. Mark the flowers with circles and the leaves draw as they are. So is it that kind of analysis drawing or do we draw each motif in detail with each petal. Şimdi okay. Bir hep yeah. Eskiden beri nasıl yapıyor? Bir tek tek motifleri tahlil edecekler. Ha, onu da yapacak. Tabii ben tahlil deyince. Bak ben tahlil deyince. Şimdi ben şunu anlatayım. Ben tahlil deyince neyi kastediyorum? Bir motiflerinin hepsi birer birer. Bak. Şebeke. Yani kurgunun yapıldığı. Şimdi kurgunun yapıldığı yer şemsiyeyi çizecek. Şemse bir alandır, bir paftadır, bölümlemedir. Şemsenin içerisine şebekeyi koracak. Bu iki. Kurumuş olduğu üçüncü tahil, yani tahil dediğimiz biri yaptı, ikiyi yaptı. Üçüncüsünü de bunları birleştirecek. Evet, onu soruyordum. Tamam. Evet. Zaten bizim hedefimiz bu, tahlilden maksadımız bu. Görerek resmedecek, ezberleyecek, şebekeyi çalışacak. Nasıl bir şebeke yapmış? Ben niye veriyorum ki bu kadar ödevi? Enayi miyim yani? Ben niye veriyorum? Yani şimdi burada bu şebeke nasıl gitmiş? Nereden nasıl motifler nasıl yerleştirilmiş? Bakın bunları söyle. Motifler nasıl yerleştirilmiş? Yönleri, durumları, yaprağın durumu, küçük çıkışlar. Yani tahlil deyince, şimdi derler ya incini, cinciğini çıkaracaksın derler bizim tabirim. İncini, cinciğini çıkartacak burada. Evet. Yani. Yes, as you said, you have to do the all of the three steps, as you pointed out. Yes, the professor says. First, each motif to be analyzed, to be outlined one by one. Second, yes, on the template or the blueprint of the theme, you show the places of each element. Yes, you draw the curves network, the spiral network. You place, you indicate the position and the place of each element on it. Yes, this is the second step. And the third step is to combine the whole thing and produce the final thing. The aim, when we say analysis, yes, this is what we mean, these three steps. Because the aim is to understand up to the minute detail what are the elements, their positions, their sizes, respective sizes, respective positions, their connections, their places on the system of spirals, the very tiny decorative elements that come out of each motif, all of these up to the minute detail ought to be analyzed and understood, yes, and then you combine them. So three steps. First, each motif one by one. Second, the system, the skeleton, on which you indicate the spirals and the places of each motif. And then the combination, the final form of the whole thing. Evet. Ve ondan sonra en sonu temizle çekip gönderecekler. You copy this on paper, the end result, send evet. Me. Ruba! Thank you, Hocam. Thank you. It's a very good explanation. Thank you so much for tamam. It. Thank you, İbriz. Ruba. Thank you. Benim az önce söylediğimi anladın mı? Tahlilden neler istediğimi anladın mı? Sen biliyorsun ya. He? Tabii tabii anladım. Sen şimdi onu Arapça arkadaşlara anlat bakalım. Tabii. Ha güzelce ama ben tek tek bakayım nasıl hocalık yapabilecek misin bakayım. Tamam. Hadi. الأستاذ عم بطلب من الجميع إنه يهتم بالتحليل بطريقة مفصلة والهدف من تفصيل الدراسة الحالية أو دراسة الحالة الدراسية بشكل مفصل إنكم تفهموا التفاصيل الموجودة فيها سواء من رسم الوحدات أو كيفية توزيع المسار الحلزوني وكيفية توظيف الوحدات الزخرفية فوق الحلزون. فالأستاذ بطلب منكم إذا ممكن
تحللوا أول إشي كل الوحدات تفصيلة تفصيلة، يعني تحطوا كل الوحدات الموجودة في الحالة الدراسية، بتعيدوا رسمها وبعد ذلك بتقسموها بشكل نظيف، وبتحللوا حركة المسار الموجودة في الحالة الدراسية، سواء إذا كانت موجودة على الشمسة أو على الخلفية أو على الزوايا إلى آخره. بعد هيك بتركبوا الوحدات الزخرفية على المسار الحلزوني وبترسموها بقلم الرصاص، ممكن تستعملوا التريسينج بيبر عشان ترسموها بشكل نظيف أو بترسموها بشكل نظيف، وبتبعثوا للأستاذ الورقة النظيفة عشان تكون لائقة لأستاذ نجاتي إنها تنبعث. بإمكانكم تبعثوا كذلك الأمر التفاصيل الرسومات السريعة السكتش لاينز اللي عملتوها. تسلم وك. Güzel güzel. Sorusu olan var mı? Hel eyye es ile. Are there any questions? Hocam bana bir soru yok ama. Yani, söyle Ruba. Ne istiyor? Yani her ne zaman şey bize kesiste bir gündeğin zaman. Nurcan Hanım yani yazabilir misin? Şey nereden bu hali dirasiye geldi? Bunu göndereceğiz. Bunu göndereceğiz zaten bu fotoğrafı. Bilgilerini ha bilgilerini de göndereceğiz. Bilgilerini de göndereceğiz. Şimdi Nurcan kaç dersimiz kaldı bu dönem için? Hocam bugün 9. ders. Tamam. Yani 16'ya tamamlayabiliriz. Tamam. Şimdi kaç dersimiz kaldı? 5 olur. 7 olabilir. 7 tane. Tamam 7 tane daha var. 6 7. Tamam. O zaman haftaya şeyi verir miyiz? Onu düşündüm de. Tamam. Bunu sadece çizimde bırakacaksın. İşte isteyelim mi diye dedim ama olmazsa şey kalsın, tamam. Vakit kalsın diyorum şeye. Bir bakalım da. Yani şimdi tasarımları, tahlilleri, şey tasarım yapacaklar ya, tasarımları düzelteceğiz. Düzeltmek için vakit kalsın istiyorum. Yani bunu boyamasınlar. Bu tahlil yalnızca Zeynep Hanım. Önümüzdeki haftayı biz düşünüyoruz. Şimdi yapalım. Yok söylemem. Boş ver şimdi. Şey gibi mi yaparsınız hocam? Bundan bir parça çalışırlar asıl çalışmada. İşte onu dedim. Yani öyle mi yapalım diye. Onu haftaya karar veririz. Tamam. Nasıl? Ben şey bir şeye bir örnek yapacağım zaten. Getir bakayım. Fırçanı alayım. Niye kalın fırça getirdin? Yani yanımda kullanmış. Bir bakalım. Ben sıfır kullanmıştım. Ya güzel bu. Bu fırça güzel bir fırça. Evet. Yani o daha iyi yapıyor. Bir gözlük takayım da dur. Ha kullanırım. Göz dengesi bozulduğu için hangisiyle çalışacağımı da bilmiyorum ya. Dur bakalım. Bu arada sorusu olan varsa sorsun. Şey değil. Anlaşıldı ama değil mi ödevler falan? Şimdi bak seninkinin hepsi aynı derece. Tamam mı? Yani bir kısmını da yukarılara getirmişsin. Ama bunlar yani hiç sanki tek şey sürmüşsün gibi. Şimdi. Peçete yerine ama bu uçu evet dediğin gibi biraz kalın. Uçu biraz kalın. Şimdi zaten bunları çalışırken hocam yukarı alalım var mı biraz? Alayım. Nasıl? İyi mi ben? İyi. Ya o kadar o zaman ben görmüyorum. Evet, fırçam biraz kalın. Şimdi şeyi çalışırken zaten sen söyle. İlk önce
şuraya bir yoğunluk verirsen şey olarak. Bak hiç fırçayı daha şey yapmıyorum. Bak, dikkat et. Ki bu fırça dediğin gibi kalın. Bir şey yapmıyorum. Fırçanın yani bir kere aldım ya. Şimdi aldım. Bak fazla varsa fazlalığını bırakıyorum. Şurada bir yoğunluk yapıyorum. Tamam mı? Ondan sonra bu yoğunluk yani mümkün mertebe. Şimdi tabii bu oynamamak lazım fazla üzerine. Aynı şekilde aşağıya kadar gidiyorum. Bak. Şimdi bu belirginleşti görüyor musun bak? Evet. Bu kadar. Daha oynama yok. Anladım. Ondan sonra şimdi diğerine gelelim. Diğer bir tane. Şimdi bunu esas da ilk başta yapacaktım. Şu anda değil. Fazla gelirse ne yapıyoruz? Fazla da alırız. Bu ne boyası bu? Kuvaş hocam. Ne boyacı? Tabias. ne tabiiz. Aşağılara hiç dokunmuyorum. Aşağıları sen zaten taramışsın zaten. Bak. Şuraları belirginleştiriyorum. Anladın mı? Tamam. Tarensin böyle bir sıkıntısı vardır. O toplanır böyle. Şimdi bak. Sen nerede hata yaptığını anladın mı? Bak Anladım seninkinin hocam. hepsi aynı. Şuralara birazcık gireceksin. Bir de acele etme. Bak motif bak şu çizgiyi görüyor musun? Sanki bunu normal tahriş çekiyormuş gibi. Şimdi bunu bozmayayım da başka bir kağıt getir. He, olur. Şunun arkasını da Arkası hocam. olur. Şimdi bak. Öyle bir tahrir çekmişsin ki, bak şu tahriri görüyor musun? Ne kadar iğrenç bir tahrir. İğrenç dememek lazım. Başka bir şey söylemek lazım. Başka bir kelime bulmak. Başarısız. Ha? Başarısız. Başarısız bir. Daha doğrusu Yersiz. olmamış. Yok yani. Şimdi. Tabii O küt bu o bitmiş kadar iyi hocam bir ben. fırça değilmiş. Bu Rubluf'un daha iyileri varmış. Siyah saplı olan ve uçu altın olan. Şimdi bak. Hocam yine kapandınız ekranı tamamladım. Ekran. Şimdi bak inceliği mi görüyor musun? Bak dikkat et. İnceliği mi görüyor musun? Bozuyor mu her şeyi? Yok yok hocam estağfurullah. Şimdi bak. Eğer ben bunu yine gözükmüyor. Ha, Yukarı. yukarı. Görünüyor mu böyle? Biraz daha yukarı alırsanız. Tamam. Şu nerede? Ha burada. Tamam. Şimdi bak. Ben sanki bunu tahrir çekiyormuş gibi kullanıyorum. Dikkat et. Fırçan yalnız dediğim gibi ucu çok kalınlaşıyor. Talensin öyle bir özelliği vardır zaten. Ben onun için dedim ya Japon olsun dedim ya da şey şemsiye olsun şemsiyenin bu kadar kalınlaştırmıyor ucu. Şeyi bilmiyorum. Şiminke sulu boya yaldız var ya Evet. bir Naima'nın kullandığı bir şey var. Şimdi bak dikkat ediyor musun? Şeyimi hiç bozmadım. Yani bu diş hatlarım çok önemli. Ha, bu buradaki şeye göre kalın esaslı, daha ince olması lazım. Şimdi bunu belirledikten sonra şuradaki vereceğin daha dışarı çıkmayacaksın. Yani şuradaki yoğunluğun bak, bu yoğun olacak. Şimdi bu yoğunluk aşağıya doğru zaten bak hiç boyayı şey yapmıyorum bile. Dikkat et. Aslında Kızlar çok siz oradan görebiliyor musunuz diğer arkadaşlar? He? Oradan hiç göremiyorum. Ekranda görünmüyor hocam. Buradan görüyorlar mı? Görüyorlar. Yani görüyorlarsa sıkıntı yok. Şimdi bak daha şeyime fırçama hiç boya aldım mı ben? Almadım. Bak aynı boyayla aşağıya doğru dengeli gidiyorum. Şimdi bazı yerde bırakacağım zaten. Daha fazla aşağı inmek istemiyorum. Tamam mı?
Hocam şöyle yapmak doğru mu? Hani bir katman ince. Ya bir katman atılabilir. Bak bir katman atılabilir ama işte onu çok tecrübeli olmak lazım. Katman atınca bu sefer kıvamını tutturmak lazım. Açıktan koyuya doğru. Tamam olur ama dediğim gibi kıvamı çok önemli onun. Şimdi attınız sonra şimdi koyu atarsanız bu sefer onu uydurmaya çalışacaksınız. Bu sefer daha da koyulaşacak. Onun için olmaz. Tamam. Şimdi bak dikkat et. Ucumu aldım. Buramı koyulaştırdım. Ondan sonra bak dikkat edersen yukarıya. Şimdi burada boş bıraktım. Yani burada da benim fırça izlerim belli zaten. Fazlası olursa zaten fazlasını buraya alıyorum. Tamamen temiz bırakabilir miyiz hocam şu kök kısımları? Tabii. Bence en güzel o. Birazcık bırakılması da ben severim yani. Yani hepten her tarafı doldurmaktansa biraz aşağılarda böyle kağıt zeminin, bunu anlattım zaten derslerde de, kağıt zeminin bırakılmasını isterim yani. Tamam mı? Evet, hadi bakalım. Var mı? Sen neyle çalıştın? İsmini unuttum sen. Yani. Mucella. He? Mucella. Ney? Mucella. Mucella. Gel. Sen neyle çalıştın? Bu arada sorusu yoksa bitirelim dersi arkadaşlar. Şu anda yok hocam. So, if there are no questions, we can adjourn for today. O zaman şey yapalım. Önümüzdeki haftaya görüşmek üzere. Okay, let's meet next week. İlerliko. See you next week. O kadar yeter. Tamam. Fırçanı da getirdik. Bu neymiş? Madein Germany. İyi mi bu? Memnun musun? Evet. Ha, bundan memnunsun ama ben birazcık